İstanbul'da yaşamanın aylık maliyetinin 38.820 lira olduğunu da belirtmek isterim. Hemen arkada Hilal'cim zaten volumuzda da verecek. Bu İstanbul Planlama Ajansı'nın bir verisi İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38.828 lira. Yani bu sadece açlık, karın doyurma, yeteri kadar sağlıklı beslenilmek için çıkartılan bir rakam. Eğer 4 kişilik bir aileniz varsa ve hanenize 38.828 lira girmiyorsa Maalesef sağlıklı şartlarda yaşamıyorsunuz efendim. Bu da İstanbul Planlama Ajansı'nın önemli bir verisi. Eyyamı bahur sıcakları geldi dün itibariyle. Sıcaktan bunaldık, kavrulduk, nefes almakta güçlük yaşadık. Özellikle de nem oranının yüksek olması hepimizi bunalttı. Bu hava durumuna geçmeden önce ben bizim manzaramızı göstermek istiyorum. Çünkü uzmanların özellikle de işiniz yoksa, acil bir durumunuz yoksa dışarıya çıkmayın uyarısı var kronik rahatsızlığı olanlar, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımız, teyzelerimiz ve amcalarımız çok ama çok dikkatli olmalı. Özellikle insülin hastası, şeker hastası halk arasında bilinen ismiyle tansiyon hastası olanlar ve beyin rahatsızlığı olanlar çok ama çok dikkat etmeli ve çocuklarımız için de büyük tehlike arz ediyor bu mesele. Mutlaka ki ee, yüksek faktörlü güneş koruma da kullanılması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Ama bugüne dair de bir uyarı var. Meteoroloji uzmanları diyor ki en berbat iki geceye hazır olun. Aslında eyyam bahur sıcakları dilimize Arapçadan geçen ve böyle tasvir edilen bu sıcaklıkların iki gece çok daha fazla bunaltacağı beklentisi söz konusu. İstanbul'da sıcaklar devam ediyor. Büyükler çocuklar gibi eğlendiriyor. <laughs> Sıcağın keyfini ne? çölde... <laughs> Çöl sıcağı diyorlar. Çöl sıcağı mı gerçekten? Vallahi şimdi Arapça bir isim koyma gereği niye duydular bilmiyorum. Çölde de bulunmadım. Yani normal, sıcak. <laughs> Sıcaktan ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırdı İstanbullu. Eyyamu bahur sıcakları geldi. Türkiye'nin dört bir yanında çöl sıcakları hüküm sürdü. Sıcaklıklar Marmara'da 40 dereceye yakındı. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 45 dereceyi zorladı. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da arttı. Nem oranı Antalya'da %72 olarak ölçüldü. İstanbullular Eyyamu bahur sıcaklarında nemden bunaldı, deniz çare olmadı. Nem en çok rahatsız eden. Yoksa yani sıcağın kendisi fazla zarar vermez de nem zararlı. Gerçekten de çok sıcak. Zaten kaçtık buraya gölgeye geldik. tişörtüm Durduğum yerde baktım. Gölgede bile ıslanmışız. Yani oturduğumuz yerde bir yani herhangi bir efor da sarf etmedik. Çıkmayın evet. diyoruz ama evlerde de duramıyoruz. klima kullansan bir sefer o da hasta ediyor. Ey bahur ya da çöl sıcakları geçen haftaki rekor sıcaklıklardan farkı bu kez nemin çok yüksek olması. Şu an İstanbul Cadde Bostan sahilindeyiz. Buharlaşmadan dolayı adalara olan görüş mesafesi de azaldı. Arap Yarımadası'ndan gelen Eyyam-ı Bahur diye bilinen çöl sıcakları kasıp kavurdu Türkiye'yi. İsveç'in serin havasına alışkın olan küçük Muhammed Furkan ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştı. Ben orada doğdum en azından. Bu <laughs> kadar sıcak görmüş müydün? Hayır. İnsan hep evde falan kalmak istiyor. Denize de girdik çıktık. Nasıl söyleyeyim? Denizin suyu çok çok sıcak. Her gün gel yani ilk ve son diyebilirim. Neden? Çünkü gerçekten çok oh, sıcak. Denize hmm. girmek serin etmedi Hayır serinletmedi çünkü denizde gerçekten çok sıcak. İstanbul Suadiye plajı da sıcak bir gün için aslında boş kaldı. Çünkü hava o kadar sıcak ki İstanbullular daha çok ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti. Denize girmek de yeterince serinletmedi. Ağacın altında oturuyoruz. Burası çok serin ama hemen şuraya dışarı çıktığımız zaman sanki böyle bir yangın var da yüzümüze geliyor gibi sıcak geliyor. Uzmanlar saat 11-16 arasında dışarı çıkılmamasını istedi ama evde durmakta zor. Evde klimalar işe yaramıyor, hiçbir şey işe yaramıyor maalesef. Gerçekten evde de nefes alamıyoruz artık. Ne yapacağımız şaşırdık. Tüm canlılar etkilendi sıcaklardan. Ali Beyköy Barajı'nda su kemerlerinin gölgesine sığındı koyunlar. Meteoroloji tahminlerine göre çöl sıcaklıkları yaklaşık bir hafta daha etkili olacak. Böyle sıcak gidecekmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Oturacağım böyle. Otur. <laughs> Gitmesini bekleyeceğim.